Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-mer'atu tahidu ba'dama tafet li-ziyareti qabla en tatufe li-sadar. Bu bab neyin beyanındadır? El-mer'atu kadın tahidu, haiz olur. Ba'dama tafet li-ziyareti, farz olan ziyaret, tavafını yaptıktan sonra. Qabla en tatufe li-sadari, tavaf ve dani yapmazdan evvel. Ziyaret tavafını yapmış fakat veda tavafını yapmamış. Bu kafile de kalkıp yolcu olacak. Bu kadından veda tavafı sakit olur mu olmaz mı? Bunu beyan buyuracak. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kal haddesena Ebu Davud an Ebi Avaneten Ya'la ibn Ata anil Velid ibn Abdirrahman ibn Zeccacen el Haris ibn Elsiz Sakafi kale seeltü Ömer ibn al-Hattab radıyallahu anh ben Hazreti Ömer'e sordum diyor Haris ibn Evs. An imreetin bir kadından hakkın meselesinden sordum ki hadet heyiz günleri geldi kabile en tatufe veda tevafını yapmazdan evvel. Kal Hazreti Ömer buyurdu ki tec'elu o kadın kılar ahire ehliha en son ehlini at tavafı tevaf kılar. Yani o kadın bekler temizlenir, temizlendikten sonra veda tavafını yapar, ondan sonra gider buyurdu. Kale, Ravi Haris ibn Evs dedi ki, Hâkezâ haddeseni, bana Resul-i Ekrem Efendimiz böylece emir buyurdu. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz böylece bana buyurdu. Hîne seeltuhu, ben Peygamber Efendimiz'e bu meseleyi sordum, bana böyle buyurdu, diyor Haris diyor. فَقَالَ لِي Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer Haris'e diyor ki, رَأَيْتُ تَكْرِيرَكَ ben senin tekrar etmeni gördüm. لِحَدِيسٍ bir hadisi tekrar etmeni gördüm ki, سَأَلْتَنِي sen bana sordun an şeyin bir şeyden ki, سَأَلْتَ عَنْهُ o meseleyi sordun sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sormuş olduğum bir meseleyi tekrar benden soruyorsun, ben bunu gördüm, keyma uhalifehu, yani Resulullah'a muhalefet mi edeyim, bunun için mi sordun? Diyor, yani o Hazreti Ömer ona hitap etmek istiyor ki, madem Resulullah Efendimiz'e sordun, o öyle dedi, benen için soruyorsun. Fakat Hazreti Ömer'in de vermiş olduğu fetva, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine mutabık geldiği, yani bunların ikisinde de kadın tavaf edecek, bekleyecek, temizlenecek ve daha tavafını yapacak. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud kâle haddesena Affan kâle haddesena Ebu Avane fezekere bi isnadihi nehvehu. Muhammed ibn Ali tarikiyle imami tahavuba hadisi zikrediyor gayri ennehu kâle. Bu rivayette diyor ki enil Haris ibn Abdillah ibn Evs. Bu ravi Haris'tir. Haris'in babasını zikretmedi Abdullah. Yukarıki hadiste Haris ibn Evs dedi ki Evs onun dedesidir. Bunun babası Abdullah'dır, dedesi de Evs'tür. Böyle dedi. Haddesene ibn Ebi Davud kâle, haddesene ibn Velid kâle, haddesene Ebu Avane fezekere bi isnadihi. İmam-ı Tahavi ibn Ebu Davud tarikiyle de bu hadisi şerifi zikrediyor. Nehve hadisi ibn Merzuk, ibn Merzuk'un yukarıdaki birinci hadisteki İbn-i Merzuk'un hadisinin benzerini fi isnadihi ve metni isnadında ve metninde onun mislini rivayet ediyor. Gayre ennehu kal. Yalnız bu rivayette de şu var ki se'eltü Ömer'e. Ben Ömer'e sordum. Anil mer'ati kadından ki tatufu bil beyti. Beytullahi tavaf etmiş. Sümme tahidu. Yani tavafı ziyaretten sonra heyiz günleri gelmiş. Haiz olmuş. Veda tavafından evvel. Şimdi burada tatufu bil beyt var. Yukarıda yalnız tatufu var. Burada yalnız tatufu bil beyt var. Bu hadis daha sarih. Farz olan tavafı yapmış, veda tavafı kalmış. Bu vakitte o da buyurmuş ki Hazreti Ömer, hayır, veda tavafını da yapacak. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا الْحَدِيسِ bir kavim bu hadise zahip oldular. فَقَالُوا dediler ki, لَا يَحِلُّ لِيَحَدٍ hiçbir kimseye helal olmaz. En yemfiren gide hatta yatufa tavafı sadır. Veda tavafını yapa. Yapmadıkça gitmesi layık değildir. Helal olmaz.
veda tavafını yapmadıkça Mekke-i Mükerreme'den gitmesi helal olmaz. وَلَمْ يَعْذِرُوا mazur da olmazlar fizalik bu mesele hakkında. Özür görmediler, mazur görmediler. Kimi? Haiden, hayizli bir kadını bir hayda, hayzi sebebiyle onu da mazur görmediler. Yani onun özrü vardır, hayiz günleri geldi gidebilir demediler ya. İlla yapacak ama ne vakitte hayiz günlerinde yapamaz, bekleyecek, temizlenecek, veda tavafını yapacak. Buyurdular. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ diğerleri bu meselede bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler, لَهَا o kadın için caizdir, اَنْ تَنْفِرَنْ gider. Seferi de, وَاِنْ لَمْ تَطِفْ بِالْبَيْتِ istersen Beytullah'ı veda tavafını yapmamış olsun, veda tavafını yapmadan gidebilir dediler. وَعَذَرُوهَا onu mazur gördüler, بِالْحَيْزِ hayiz sebebiyle, hayiz özürdür dediler, veda tavafı ondan sakit olur buyurdular. Hâdâ, bu ne vakitte? اِذَا كَانَتْ قَدْ تَافَتْ eğer o kadın tavaf etmiş ise, tavafı ziyareti, ziyaret tavafını farz olan tavafı yapmış ise, قَبْلِ ذَٰلِكَ وَحَيِّزْدَنْ evvel, hayizi gelmezden evvel ziyaret tavafını yapmış da, veda tavafı ondan sakit olur buyurdular. وَحْتَجُوا اِحْتِجَاجِ ettiler فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında, بِمَا bir حَدِسْلَكَ حَدَّسَنَا Yunus, bize Yunus rivayet eyledi. قال حدثنا سفيان عن سليمان وهو ابن أبي مسلم الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس buyurdular ki كان الناس نصلد ينفرون giderdiler sefer ederdiler min külli veçin her taraftan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki لا ينفرن أحد hiçbir kimse sefer etmesin hatta yekuna hatta ola ahiru ahdihi onun en son ehdi ola at tavafe bil beyt beytullahi tavaf ola beytullahi tavaf etsin en sonunda ondan sonra geçsin buyurdular. Haddesena Yunus قال haddesena Süfyan عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildi ki ümiran nasu nas emrolun di en yekûne ola âhiru ahdihim en son ahitleri bil beyti beytullah ile ola. Yani en son tavaf ola, tavafını yapa çıkar. İlla ennehu kad huffife yanının su kadar var ki tahfif kılındı. Enil mer'atil haidi heyizde olan kadından tahfif kılındı. Onun tavafı, veda tavafı ondan sakit oldu. Haddesene ibn-i Merzûk kâle, haddesene Ebu Asim. عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال قال زيد بن ثابت لابن عباس رضي الله عنه زيد بن ثابت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dedi ki أنت الذي سمي تفتي فتوى veriyorsun الحائضة heyizli kadına fetva veriyorsun ki أن تستر كده قبل أن يكون olmazdan evvel آخر عهدها onun en son عهدي التواف تواف olmazdan evvel bil beyti beytullahi tavaf etmezden evvel gitmesine sen mi fetva veriyorsun? Yani veda tavafını yapmadan hayızlı bir kadının sefer etmesine fetva veriyormuşsun. Sen mi böyle fetva veriyorsun? Kale dedi ki, naam evet ben öyle fetva veriyorum. Kale, Zeyd ibn Sabit dedi ki, fela tef'al, sen bu fetvayı verme. Bu yanlış. Hayızlı kadın olsa bile beytullahi tavaf edecek, ondan sonra gidecek. Bekleyecek, heyiz günleri bitecek, tavafını yapacak, sonra gidecek. Sen buna nasıl fetva verdin? Bu fetva yanlış, dedi. Fakat Abdullah bin Abbas dedi ki, yok yanlış değil. Benim fetvam doğrudur. Sel fülânetel ensariye. Ensardan olan filan kadına sor. O kadın Ümmü Süleym radıyallahu anh'a. Ümmü Süleym binti Milhar. Git sen Ümmü Süleym'e sor. Hel emreha. Ona emretti mi? Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz en testure seferi de gide veda tavafını yapmadan sefer etmesine müsaade buyurdu mi? Peygamber Efendimiz buyurmadı mı? Geç sor. Fesale Zeyd ibn Sabit geldi sordu el mer'ete Ümmü Süleym'e sordu. Sümme reca'ileyi sonra Abdullah bin Abbas'a gitti. Fekale Zeyd ibn Sabit dedi ki, ma erake ben seni görmedim, illa kat sadakle seni doğru buldum. Yani sözün doğruymuş.
vermiş olduğun fetva yerindeymiş. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Amr ibn-i Ebi Rezin, kâle haddesene Hişem en Katâdete en İkrimete enne Zeyd ibn-i Sabit ve ibn-i Abbas radıyallahu anhüma. İkrime diyor ki, Zeyd ibn-i Sabit ile Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anhum ihtelefâ, ihtilaf eylediler. Fil mer'eti bir kadın hakkındaki tehidu, hayiz görür ba'dama tatufu bil beyti yevmen nehr. Bayram günü Beytullah'ı tavaf ettikten sonra hayiz günleri gelir. Hayiz olur. Bunu da ihtilaf eylediler. Fekale Zeydun, Zeyd ibn-i Sabit dedi ki, yekûn olur, âhiru ahdiha, onun en son ehdi olur, et-tavafe bil beyt, Beytullah'ı tavaf olur. Yani o çıkamaz, bekleyecek, temizlendikten sonra Beytullah'ı tavaf edecek, veda tavafını yapacak dedi. Vekale ibn-i Abbas radıyallahu anh'ıma, Abdullah ibn-i Abbas buyurdular ki, tenfiru, hayır gider, izaşa et dilerse, o kadın dilerse gider, yok dilerse kalır, veda tavafını da yapar. Yani ihtiyaridir mesela. Fekaletil ensar, bunlar böyle ihtilaf edince ensar buyurdular ki, لَا نُتَابِعُكَ يَا اِبْنِ عَبَّاسِ Ey İbn Abbas, biz sana tabi olmayız. وَاَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا Sen Zeyd'e muhalefet ediyorsun. Zeyd ibn Sabit, ulemadan hem de ensardan, bu arada Zeyd ibn Sabit'i daha yüksek gördüler. Binaenaleyh Zeyd'in fetvası, o kadın gidemez diyor. Biz sana tabi olmuyoruz, Zeyd ibn Sabit'e tabi oluyoruz dediler. Fekale Abdullah ibn Abbas buyurdu ki, Selû sahibetekum Ümmü Süleym. Sizin kendi cemaatinizden olan Ümmü Süleym radıyallahu anhaya sorun. Ümmü Süleym binti Milhan ki bu Ümmü Haram binti Milhan'ın kız kardeşidir. Siz gidin Ümmü Süleym'in başından bu mesele geçmiş ona sorun. Fese'elûha onlar da gitti Ümmü Süleym radıyallahu anhaya sordular. Fekalet Ümmü Süleym buyurdular ki, Hittu ben hayiz günlerini gördüm. Be'adema tuftu yevmin neher. Kurban bayramı günü farz olan tavafı yaptıktan sonra hayiz oldum. Fe'emereni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den emreyledi. Ben Enfir'e sefer etmeyi, gitmeyi. Buna müsaade etmiş. Veda tavafını terk et, yapmadan onu terk etmiş, gitmiş. Özürlü olduğundan Peygamber Efendimiz onu mazur görmüş. Bir de vahadet Safiyyetü, Hazreti Safiyye de hayiz gördü. Bayram günlerinde fekâlet lehâ Âişe, Hazreti Âişe radıyallahu anhuma. Ona dedi ki, el haybetü lek, haybet sana olsun, hebeste ehlene, bizim ehlimizi hapsettin seferden. Yani sen hayızlı oldun, sen bunu bekleyeceksin, sen temizleneceksin, veda tavafını yapacaksan seferden geri kaldık. Sana haybet olsun dedi. Fezekere zalike, bunu Peygamber Efendimiz fezükere zalik bu zikredildi li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e bu zikredildi, haber verildi ki Hazreti Safiye'ye diye adet günleri gelmiş. Fe'emereha Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'ye emreyledi en tenfire sefer etmesini. Niye hayız özürdür, veda tevafi sakit olur, sefere devam etsin buyurdu. Diğer bir hadisi şerif daha. Haddesene ibn-i Ebi Davud, kâle haddesene Sa'id ibn-i Süleyman el-Vasiti, kâle haddesene Abbad ibn-i Avvam, en Sa'idin, en Katâdete, en Enes'in, en Ümmü Süleym'in. Ümmü Süleym radıyallahu ta'ala anhadan rivayet edildi ki ennaha hadir. O hayiz gördü. Ba'dama efadet yevmen nehri bayram günü farz olan tavafı yaptıktan sonra adet günleri geldi. Fe emerahen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'e emreylediler ki en tenfire sefer etmesini emreylediler. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Bişir ibn-i Umar el-Zehraniyyü. Zehravi yazılı fakat sahihi nun ile Ez-Zehraniyyü. Kâle haddesena Şu'betü anil hakem an İbrahim'e anil esved an Âişete radıyallahu anha. Kâle Hazreti Âişe buyurdular ki Lemmâ erâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yenfire. Peygamber Efendimiz vaktaki Mekke-i Mükerreme'den sefer etmek murad eyledi. Ra'a Safiyyete Safiyye'yi gördü.
alâ bâbi hibâiha, çadırının kapısının önünde ne gördü? Ke'îbeten hazîneten, mükedder ve mehzun gördü. Fakat hâdet, onun da heyiz günleri gelmişti. Onun için mükedder ve mehzun idi. Fekâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, inneki lehâbisetünâ, sen bizi hapsedicisin, yani yolumuzdan alıkoyucusun. اَكُنْتِ اَفَدِّي يَمَنْ نَحَرْ Bayram günü sen ifade yaptın mı? Farz olan tevafı yaptın mı? قَالَتْ Hazreti Safiye buyurdu ki, naam yaptım. قَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki, sen firi izen öyleyse sefere devam et. Yani mahsuru yok. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ وَرَجَى قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةُ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ اَيْنَ حَدِيْسِ شَرِيْفِ İmam-ı Tahavi Muhammed ibn Huzeyme terikiyle rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus-Sittâlebi'l-Kufiyyü. Kale haddesena Yahya ibn İsa an-el-Âmeş an-İbrahim'e an-el-Esved an-Âişe'de radıyallahu anha an-Rasûlillah sallallahu aleyhi ve selleme bir misli manahu. Eyni hadisi şerifi Hazreti Âişe terikiyle İmam-ı Tahavi eyni manada hadisi rivayet ediyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. Yine Hazreti Ayşe'den İmam-ı Tahavi Yunus Tariki ile hadisi şerifi rivayet ediyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Rabi'l-Mazin terikiyle yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Haddesena Yunus قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله. Bu rivayeti de Yunus terikiyle yine İmam-ı Tahavi aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. ربيع المازن تركي الإمام تحابين هزت عائشة بو حديث شريفين رواية اليوم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي. حضرت عائشة رضي الله عنها diyor ki صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أزواج متهارتان olan حضرت صفية حادث حيز gördü. فذكرت ذلك. Ben bunu zikreyledim حضرت عائشة diyor. للنبي صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة'ye söyledim. فقال حضرت Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki اَحَابِسَتُنَا O bizi yolumuzdan geri mi koyucu? Hiye o. اَحَابِسَتُنَا Bizi haps mi edici? Hiye o. Fekultu, Hazreti Ayşe diyor ki ben dedim ki اِنَّهَا قَدْ اَفَاتَتْ Safiye farz olan tavaf ifadeyi yapmış. Fekale Resulullah Efendimiz buyurdular ki فَلَا bizi hapsedici değildir. İzem bu tekrilde. Yani bizi yolumuzdan alıkoyucu değildir. Madem farz olun tavafını yapmış, tamam, tamamdır. Veda tavafı da ondan sakit olur, buyurdu. Haddesene ibn-i Merzuk kâle, haddesene Ebu Amir kâle, haddesene Eflahu anil Gâsimen Âişete radıyallahu anha an Rasûlillahi sallallahu aleyhi ve selleme nehvehu. Hazreti Âişe'den yine bu hadisi şerifi ibn-i Merzuk rivayet eyledi. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. İkinci bir senetleyin hadis-i şerifi İmam Tahavi Yunus Tariki ile rivayet ediyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن ميسرة وسليمان إبراهيم بن ميسرة بيد سليمان'dan rivayet ediyor. Süleyman, hangi Süleyman? Halid bin Ebi Necih. İbn Ebi Necih'in dayısı. Bunlardan rivayet ediyor. Onlar da kimden? Tavus'un. Tavus'tan kâle kâne ibn Ömer, Hazreti Abdullah ibn Ömer, oldu gariben min seneteyn. İki seneye yakın oldu ki yenha nehyederdi.
en tenfirel haydu, heyizli kadının sefer etmesini nehyederdi. Hatta yekûne ola, ahir vehdeha onun en son ehdi ola bil beyti, beytullahi tevaf ile. Haiz olan bir kadın bekresin, temizlendikten sonra beytullahi tevaf etsin, sonra gitsin diye fetva verirdi. Sümme kâle, sonra Abdullah ibn Ömer buyurdular ki, nübbitu, ben haber verildim ki, ennehu kad ruhise linnisa, kadınlara ruhsat verildi. Yani heyizli olan kadınlara ruhsat verildi, bana haber geldi. Öyleyse ben şimdi fetvamdan vazgeçtim, heyizli kadınlar gidebilir buyurdu. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Ebu Salih Kaddâh, kâle haddesene Leys. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يشتكي يسأل سؤال ولنرد عن حبس النساء kadınların حبس etmesinden عن التواف توافتن بالبيت بيت الله بيت الله تواف etmekten إذا حدنا حيث gördükleri vakitte قَبْلَنْ نَفْرِ نَفَرِ Onları seferden evvel. وَقَدْ اَفَّدْنُ حَلْبُكِ Farz olan tavafları yapmıştılar يَوْمَنْ نَحَرِ Bayram günü. Bayram günü farz olan tavafları yapmışlar. Üzerlerinde tavaf, veda tavafı var. Bunları da yapmamışlar. Bunlar kalacaklar mı, gidecekler mi? Bundan sual olunur diye. فَقَالَ Abdullah ibn Ömer buyurdular ki inne Aişete kânet tezkür, Hazreti Aişe zikrederdi. En Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den zikrederdi. Ruhseten, ruhset zikrederdi linnisa kadınlar için. Yani heyizli kadınlar için ruhset zikrederdi. Dedi. Yani kendisi evvelce fetva verirdi ki gitmesin. Fakat Hazreti Aişe'den ruhset hadisini duyunca kendisi de ruhset vermeye başladı. Ve zalike bu da kable mevti Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma bi'amin. Abdullah ibn Ömer'in vefatından bir sene evvel oldu. Bir sene evveline kadar fetva vermezdi. Gitmelerine müsaade etmezdi. Fakat vefatından bir sene evvel Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisini işitince o da fetvasını değiştirdi, müsaade etmeye başladı. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سهل بن بكر قال حدثنا أبو هيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عبد الله بن عباس أولدي يرخص للحائض حيز bir kadına ruhsat verirdi إذا أفادت farz olan tavafı yaptığı vakitte neye müsaade ederdi en tenfile sefer etmesine müsaade ederdi قال طاووس طاووس dedi ki ve سمعت ابن عمر يقول Abdullah ibn Ömer'in dediğini işittim ki la tenfiru heyzi bir kadın gitmesin. Bunu işittim. Sümme semi'tu yine bunu işittim. Ba'du bundan sonra yekulu derdi ki tenfiru gitsin. Rahhasa lehunne onlara ruhsat verdi. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onlara ruhsat verdi. Haddesena Ebu Eyyub'a Abdullah ibn Eyyub el-ma'rufu bibn Halef el-Taberani. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من حج هذا البيت عبد الله بن البدر بوجهك هر كم بيت زيارة درس فليكن آخر عهده أنس أهد أوصن التواف بالبيت بيت الله تواف أوصن إلا الحيض حيض إلا حيز قدرنا ديه حدثنا أبو أيوب عبد الله بن أيوب المعروف بابن خلف الطبراني قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر بيقولر كمن حج هذا البيت هلكم ببيتي زيارة درسا فليكن أوصن آخر عهده أنصن عهد أوصن ne olsun? اَتَّوَافَ بِالْبَيْتِ بِيْتُ اللّٰهِ tevaf olsun. Yani veda tevafı olsun. اِلَّا الْحُيَّةَ اِلَّا حَيْزْلِ kadınlar değil. رَخَّسَ لَهُنَّ onlara ruhsat verdi. Kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onlara ruhsat verdi. Bu Abdullah ibn Ömer radıyallahu teala
hal evvelce cevaz vermezdi. Fakat sonunda o da rivayet, bu rivayet üzerine ruhsat verdi. فَهَذِي الْاَثَارِ işte bu eserler kat sebetet sabit oldu. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ki اَنَّ الْحَائِدَ حَيِزْلِ قَدٍ لَهَا 13. haizdir en tenfire sefer etmesi kabile en tatufa tavafı sadari veda tavafını yapmazdan evvel sefer etmesi caizdir. اِذَا كَانَتْ قَدْ تَافَتْ eğer tavaf ettiyse tavafı ziyareti, ziyaret tavafını yaptıysa قَبْلِ ذَٰلِكَ veda tavafından evvel tahiren temiz olduğu halde heyze değil, temiz olduğu vakitte veda ziyaret tavafını yapmış, farz olan tavafı yapmış, kalmış onun üzerine veda tavafı, veda tavafı da sakit olur. وَرَجَعَ قَوْمًا bir kavim döndü ila zâlike buna min eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in eshabından. Onlar da kimden? Min men kâne kad gâle bi hilâfi bunun hilâfına fetva verenlerden bir kavim bu fetvaya döndüler. O hilâfına fetva verenler de kim? Zeyd ibn-i Sâbit'in ve ibn-i Ömer radıyallahu anh'ıma. Bunlar heyizli olsa bile bekleyecek, temiz olduktan sonra veda tavafı yapacak derdiler. Fakat sonunda bunlar da döndüler. Ve ceala kıldılar. Ma'ul bir hadis ki ruviyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Fir ruhseti ruhsette fi zalik bu mesele hakkında kime ruhset edilir? Haydi heyizli bir kadına, kadın hakkındaki rivayet edilen ruhsetteki hadisi ruhseten ruhsat kıldılar ve ihracen bunu çıkardılar. Ruhsat ve ihraç kıldılar. Kimden ruhsat? Min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bunu ruhsat ve ihraç kıldılar. Li hükmiha heyizli olan bir kadının hükmünü ihraç ettiler. Min hükmi sairin nasi diğer nasın hükmünden ihraç eylediler. Nerede? Fîmâ kâne vecebe aleyhim min zâlik. Diğer nasa Peygamber Efendimiz veda tevafını vacip kılmıştı. İşte bu vücuttan heyizli bir kadını ihraç eylediler. Bu ruhsat oldu onlara. فَثَبَتَ بِذَٰلِكَ bununla sabit oldu. نَسْخُ هَذِهِ الْاَثَارِ bu ruhsat veren eserlerin nesk ettiği, neyi nesk ettiği ile hadis-i Haris ibn Evs'in, Haris ibn Evs'in hadisini nesk ettiği sabit oldu. Ve ma bir şeyde nesk etmiş olduğu sabit oldu ki ذَهَبَ اِلَيْهِ عُمَرُ Hazreti Ömer zayıf oldu. مِنْ ذَٰلِكَ bu mesele hakkında. Bundan ki yani vaciptir, illa tavaf edecektir demişti ya. Hazreti Ömer'in kavlünü de ve Haris-i Bendi Evs'ün rivayetindeki hadisi de bu eserle nesk etti. Bunlar nasık oldu, onlar da mensuh kaldı. Ve hâdellezî işte bu bir şeydir ki beyanna biz beyan ettiğimiz bu şey huve kavlü Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahu teâlâ bu içimamın kavlü de budur. Bunlar fetvası mezhebi de budur ki heyizli bir kadından veda tavafı sakit olur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.